Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Otobüs Simulator Ultimate RP'mize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar yanımda Muavin Murat var. Yani muavin olarak Murat olacak. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk Bahadır. Arkadaşlar dedim ki madem dedim bu kadar gerçek gibi oynuyoruz. Yanıma dedim Murat'ı alayım dedim. Bence doğru da yaptım. Sabri şerefsizlik yapmış arkadaşlar ve işten atılmış. Hırsızlık yapmış. Ondan dolayı onu işten attım ve Murat'ı aldım arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur diyelim. Bu arada alttan videoyu beğenirseniz daha hızlı gelecek bu bölüm. Unutmayın. Ve kanala abone olup bildirimleri açarsanız benim tüm videomdan haberdar olabilirsiniz. Ve şimdi RP'ye başlayalım. Like patlaması istiyoruz. Like patlaması. Ve şimdi RP'ye başlayalım. Bu arada hoş geldin Murat Bey. Hoş bulduk Bahadır. Vardır mı? Siz böyle mi Ha. konuşuyorsunuz? Ha, Bahadır Bey. Heh. Tamam. Madem böyle dediniz, o zaman yol boyunca birbirimize isimlerimizle hitap edelim. Çünkü yol boyunca yok Murat Bey, yok Bahadır Bey, yok şey falan filan uzun sürmesin. Hem de keyfimiz Aynen. bozulmasın yani böyle şeylere takmayalım. Sonuçta insanız, insanlar eşittir. Evet, başlayalım. Murat Bey, şimdi gara geldik. Ön kapıyı açtım. İnip bagaj... Bagajları hallediyorum ben. Eh, tamam bagajı halledin. Arka kapıyı da açtım. Yolculara da seslenin. Deyin yolcular böyle böyle yapın diye. Önden arkadan in. Valizlerinizi alabilir miyim? Tamam. Arkadan ilerlerseniz iyi olur. Önden sıkışmayalım. Evet, Murat doğru diyor. Lütfen arkadan ve ön kapıdan ve arka kapıdan binelim. Heh, Murat. Valizleri hallettim ben. Tamam, Kapa diyorum. son bir kişi kaldı. Kapat bagajı. Kapa diyorum. Kapat bagajı. Kapatıyorum. Kapattın değil mi? Aha. Heh, tamam içeri de geldin. Ön kapı ve arka kapıyı da kapatıyorum. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım o zaman yolculuğumuza. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi öncelikle Hayırlı tekrardan yolculuklar dilerim. aramıza sağ ol. Öncelikle tekrardan aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Ben sana yolda giderken kısaca kurallarımızı anlatayım. Böylelikle bilgin olur ne yapıp yapmayacağın hakkında. İyi olur. Öncelikle eski şirketinden neden kovulduğunu bilmek istiyorum. Yani neden çıktığını pardon ya da neden çıkıp çıktığını işte neden işte eski şirketine şu an neden olmadığını merak ediyorum. Heh. İsmini söyleyeyim mi? Söylemeyin, Firmanın. ismini söylemeyin. Yani işte bir, o hem büyük hem küçük bir firma, yani her ilde, Türkiye'de her ilde onun şirketi var falan filan işte, ama ya maaşlarını az veriyorlar. Bir de yani böyle bir korona var Türkiye'de, biliyorsunuz yani her yerde var da, yani bu biraz otobüs böyle bir hijyenikle alakası yok yani, çok pis yani. Bir de maaşları vermediği için çıkmak istedim. Sen sağ olasın bana aradın, dediğin ben işi Ne yanlış demek, ne yapmıştım. demek? Durum atmıştım, sana gördün. Her zaman böyle işini iyi yapan insanlarla olmak bizi cidden mutlu ediyor. İnşallah dediğiniz kadar iyi iş yapıyorsunuzdur. O kadar dediniz ben böyle yaparım, şöyle yaparım, böyle iyiyim falan dediniz. Sizin şirketinizde dedi çok iyi. Dediklerimin arkasındayım. Duyamadın. Tekrar söyler misin? Birazcık sesiniz kısıldı galiba. Heh. Tekrar Dedim, söyleyin. ehliyetim var yani, siz yoruldum, uykunuz geldi mi, uzun yolculuk, ben de yapabilirim yani. O yandan sıkıntı yok. Yani dediklerimin arkasındayım. Tamam. Peki, şimdi ben size şu an New York ve Los Angeles arasında gittiğimiz yolla ilgili bilgiler vereceğim. Bundan çünkü haberiniz olsun, ikramı ne zaman vereceğinizi ben söyleyeceğim size. Bunu unutmayın. Ve size şöyle bir tavsiye vereyim. Kemerlerinize bağlı tutun. Yolcularımıza da kemerlerini bağlamayı söylemedik. Söylemeyi unuttuk. Şimdi söyleyelim. Anons yaptık. Evet. Kemerlerinizi bağlar mısınız? Anons yapılıyor. Senin söylemene gerek yok. Ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. New York ve Los Angeles arasındaki yolların çoğu dağlık. Yani hop be kardeşim. Ya azıcık yavaşlama be. Çarpıyorduk hasta kalsın. Dağlık.
Bildiğin gibi. Ben bilmiyorsundur. Türkiye'de yaptım demiştin. Aynen, hiç yurt dışına çıkmadım. O zaman ikram servisi istiyorlar. İkram servisi istiyorlar. Hemen, Hemen hemen, hemen götürüyorum. hemen. Buyurun efendim, ne istemiştiniz? Su, kahve. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun, pizza var. Buyurun. Buyurun efendim. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Bahadır bitti. Okey, tamam. Tamam, oturdun yanıma. Tamam. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Bak, bu dediğim dağlık yollara falan çıktığımız zaman ikram yaptırmayacağım sana. Çünkü ikram yaparsan net diyorum ölürsün. Yani otobüsün camının ön camını, arka camını bir yere çarparsın net. Yani hiç gerek yok. Kemerini bu arada bağladın mı? Bağladım. Okey. Kemerini bağlıysan şimdilik sıkıntı yok. Dediğim gibi New York ve Los Angeles arasında çok büyük dağlar var, çok keskin virajlar var. Yani çok tehlikeli yollar ve seni ondan dolayı elimden geldiğince ayağa kaldırmamaya çalışacağım. Şu an otobanda gidiyoruz farkındasın ama yani Tamam. yapabileceğim şu anlık seninle birazcık sohbet edelim hem de yolun keyfine varalım yani. Çünkü bu işler abi gönül işi yani. Maske var mı? Aa maske şu ön kokpitten alsana. Alıyorum. Bana da ver şunu. Ben de takayım. Ama bir dakika bana verme. Şu an şeydeyim. Mola vereceğiz birazdan. O zaman vereceğiz. Tamam. Şimdi bakalım. Bu arada şu soldaki dağ, pardon. Önümüzdeki dağları görüyor musun? Çok güzel değiller mi? Aynen, çok güzel. Yani peki bir şey diyeceğim. Ha, şunu da sormayı unuttum sana. Türkiye'de nasıl desem hangi illere gittin? Ona göre çünkü sefer yaptığımızda senin biraz da bilgine Ya bakalım. şey, biliyor musunuz Sakarya'yı? Evet, biliyorum. He. Sakarya'dan Kocaeli, Kocaeli İstanbul, o üç ili. Bir de şey gidiyoruz, Antalya'ya gidiyoruz yazın. Yani ben bir seneden fazla çalıştım orada ama bayağı bir yerlere gittim işte, Kocaeli, İstanbul, Antalya, öyle. Hep o aynı yerler. Anladım. En uzak şu ana kadar Antalya'ya gittiniz o zaman. Aynen. Şimdi bir dakika mola vereceğiz. Sana söyleyeyim. Maskesiz dışarı çıkma. Şimdi şöyle otobüsümüzü park ediyorum. İstediğin gibi tuvalete gidebilirsin. Oruçluyum zaten, yemek yemeyeceğim. Heh tamam. Şöyle ön ve arka kapıyı açıyorum. Arkadaşlar lütfen 30 dakikalık mola içinde elimizden geldiğince hızlı olalım. 30 dakika sonra otobüsümüz kalkacaktır. Lütfen otobüse binelim. Yoksa vallahi diyorum sessiz gideriz. Sonra laf edemezsiniz. Ha, Murat da indi gidiyor. Lütfen arkadaşlar. Ön ve arka kapılardan hızlıca inelim. 30 dakikalık bir molamız var. Umarım güzel bir mola olur sizin için. Yemeğinizi yiyin gelin hadi. Lavabonuza gidin gelin. Hazır muavin gitmişken şöyle bir kendi kendimize bir konuşalım. Şimdi bunu aldık işe. Evet, iş ilanı gibi bir yerden aldık. Böyle durum atmıştı falan. Şu anlık iyi gidiyor. Umarım kötü veya bir hata yapmaz da bizde sıkıntı olmaz bizim için. Neyse geliyorlar sesli olayım. İnşallah iyi bir yolculuk yaparız diyelim. İnşallah kazası belası atlatırız. Önden arkadan buyurun efendim. Önü çok sıkıştırmayalım. Arkadan da inelim. Evet. Bu arada lütfen herkes yanındakini kontrol etsin. Sosyal mesafeyi de koruyalım. Ne kadar sıkışık hissek de sosyal mesafeyi az, yani ne kadar olsa da korumamız her zaman bizim için daha iyidir. Diyelim. Bu arada benzin alacağım. Hoş geldin yine Murat. Hoş bulduk Bahadır. Nasıldı? Lavaboları temiz miydi? Şikayet Temiz, ederiz. hijyenik ya. Ha, Aynen. hijyenik. Bizim Türkiye'de de hijyenik petrollerimiz, petrolleri, Evet. lokantalarımız Doğru. çok hijyenik. Hijyenik değilse şikayet edelim yani öyle bir hakkımız var yani. Yalan mı? Aynen. Biliyorum, biliyorum. Yani Amerika, Türkiye fark etmiyor. Bütün her yerde böyle şikayet etme hakkımız var yani. Neyse yolculuğumuza devam edelim. Benzinimizi aldık. Şimdi dağa çıkacağız. Dağa çıkarken dediğim gibi kemerinizi bağlayın. Yine yolculara da anons geçeyim. Bu arada maskeyi versene maskeyi takacağım. Durdum. Buyur. Şöyle ön ve arka kapıyı kapatmayı unutmuşum. Aldım. Eyvallah, şöyle takayım kafama.
Maskeyi mi takıyorsunuz şu an acaba? Evet. Şu an maskeyi birazcık sessiz takarsanız mutlu olurum. Birazcık kulağım acıdı da. Teşekkürler. Neyse. Şimdi dağa çıkacağız. Sana ikram falan verdirtmiyorum bu dağa çıkarken. Yoksa takla atarsın dediğim gibi. Aa. Kulağım acıyor. Aa, bu ses de ne? Dışarıdan çok kötü ses geliyor. Heh, gitti ses. Bir şey söyleyeyim sana. Bak, benden bir ta Aa. Benden bir tavsiye sana. Eğer ileride şirket kuracaksan bir birikimin olsun. Birikimsiz sakın bu işe girişme. Yani çarpıyorduk az da kalsın. Çarpmadık. Yani bir de eğer diyorsun ortak arıyorsam ben varım kardeşim. Sana güvenim olursa ben de varım. Bak senin her zaman arkanda olurum. Okey. Güzel. Güzel mi? Yani ben yani düşünüyorum aslında bir otobüs alıp yani seninle bir aynı anda sefere çıkmak iyi olur yani. Evet, sen önde ben arkada müthiş olur var ya. Hem de şey olur Aynen. böyle daha fazla gelir elde ederiz. Aynen Böylelikle ortak oluruz. aynı. Şimdi çok çok keskin bir virajdan aşağı ineceğim. Ondan dolayı birazcık dikkatli olacağım. Hem de çok bayır bura. Amerika'nın da bu huyunu sevmiyorum. Yani kaç yaklaşık 1 2 3 haftadır falan buradayım. 6 7 sefere çıktım. Yani çok şey buralar, çok yokuş. Ondan dolayı çok dikkat ediyorum inerken. Sizin güzergahlarınız hep bu mu? Başka Ya güzergahınız var mı? dediğim gibi New York ve Los Angeles, ha, demedim bunu pardon. New York ve Los Angeles'tan aldığım otogarlardan aldığım şeyler yüzünden maalesef buralara gidebiliyorum. Allah'ın izniyle yakın zamanda paramızı biriktiriyoruz. Parayla yeni yerler açacağım. Hmm, anlıyorum. Ondan dolayı yani yoksa sadece buralar arası yapılmaz. Elimden geldiğince hızlı olmaya çalışıyorum şey için. Yeni yerler açmak için fakat Amerika'da pahalı dolarla çalışıyor. Biz ise Türk lirasıyla çalışıyoruz. Maalesef böyle bir şey var. Güzel. Ondan dolayı. Bu arada bakayım yolcular yemek isteyen varmış. Tamam. Hemen dağıtıyorum. Hemen hemen hemen. Buyurun efendim, ne istemiştiniz? Hemen Buyurun. onları da Buyurun. at. Buyurun. Buyurun kahveniz. Dağıtınız buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Bizi tercih ettiğiniz teşekkür ederim. Bahçe bitti. Tamam. Geldin. Şimdi sana bir şey diyeceğim ve çok önemli bir şey. Eğer vize sıkıntısı falan çekersen ailenin yanına gidip geldiğinde bir tek bir telefonuna bakar. Saniyeler içinde sana vize çıkartırım ben, tamam mı? Tamam ya, yani belki sıkıntı olursa olabilir de yani sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani olmasın da bir zahmet. Çünkü senin artık yarı işin burada gibi. Ama sadece Amerika'da yapmayacağız. Merak etme. Yakın zamanda, en yakın zamanda Türkiye'de gezilip görülebilecek yerlere de gideceğiz. Yani oralarda görürsün. İzmir falan belki. Belki ne bileyim. Aynen. Güzel olur. Çanakkale. Oralara gideceğiz. Ama oralardan daha almadık hiçbir şey. Ondan dolayı. Şimdi şöyle yavaştan bir aşağı doğru ineceğiz. Hop 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 çarpıyorduk hasta kalsın. Of, dikkatli ol bari. Şöyle yavaştan bir döneyim. Döndüm. Döndüm. Güzelinden döndüm. Şimdi bir tane daha ikram yapmanı söyleyeceğim. Çünkü şimdi biz ikram yapmadığımız zaman elimizde kalanlar çöpe gidiyor. Ondan dolayı tekrar ikram yap. Tamam, gidiyorum. Buyurun efendim, ne istemiştiniz? Şu Tamam. koltukları yenileyeceğim ya. Omletiniz buyurun. Pizzanızı buyurun. Kahveniz. Su mu? Buyurun efendim. Bizi tercih ettiğiniz teşekkür ederim efendim. Geliyorum. Geldi ya. Geldim bari. Geldin mi? Geldim. Okey. Otur. Heh. Şimdi yaklaşık bir hop ışık 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 ani fren yapmayı sevmiyorum fakat mecburiyetten fren yaptım. Şimdi sana bir şey sormak istiyorum yine. Aile, çocuk, çoluk çocuk var mı? Yok, ben bekarım. He, bekarsın. Peki ailen nerede yaşıyor? Türkiye'de? Ailem Kocaeli'de yaşıyor. Hmm, okey.
Yani şöyle nasıl desem, ayda bir dersin ben ailemi özledim. Amerika'da kalırsak hep dersen ailemi özledim falan gidebilirsin. Sıkıntı yok. Yok, o yandan sıkıntımız yok. Yani o zaman sıkıntı yok. Çünkü bizde dediğim gibi ilk önce müşteri memnuniyeti, sonra ise çalışanlarımızın güvenliği. Yani çünkü müşteriler olmadıktan sonra biz bir şey yapamayız. Yapamadıktan sonra siz olamazsınız. Anladın mı? Ondan dolayı müşteri memnuniyeti en önemli. Sonra ise can sağlığınız tabii ki de. Aynen. Yani yoksa ilk önce müşterilere değer verip sonra şeye değer verdiğimizde değil. Müşteri olmazsa siz de olmazsınız. Çünkü ben müşteri olmadıktan sonra yanımda neden birini çalıştırayım? Aynen. Ondan dolayı onlar daha önemli. Lütfen bir daha şu valizlerini çıkartırken bunların dikkat et. Yoksa nasıl desem kırılır Biliyorum, falan filan. içinde kırılacak şeyler falan oluyor. Onu Yani diyorum. dikkatli olun. Kırma yani. Yoksa şikayet ediyorlar. Şöyle sol doğru dönelim. Terminale geldik. Şöyle yavaştan terminale gireceğiz. Fakat bakayım. Aynen. Terminale şöyle sağ. Oo, bu terminal mi? Bu terminale dönmek çok zor ya. Şöyle otobüsümüzü genişten alalım. Bak sana dur şu dönemedim. Döndüm. Git şunlara şeylerini ver, ikramlarını Geldik. ver. Buyurun efendim, son ikramlarımız. Zaten geldik. Alsınlar evlerine İkramlar. götürsünler. En azından Kulaklığı ile falan. verdikleri Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim efendim. Bir dahaki yolculuk dileme. duydun mu? Daha önce hiç bu kadar rahat seyahat etmemişler ya. Şimdi ön kapıyı açıyorum. Bagajı açmaya git, tamam mı? Tamam, ben gidiyorum. Buyurun efendim, bavullarınızı. Evet. Toplam 7200 TL ettik. 5000 TL'si gider oldu. Kalan para 2144 TL. Ne kadar istiyorsun? Ya gönlünün üzerine koparsa da. Tamam, sana bir 500 ateşlerim ha. Sefer başı 500. Güzel bence. Teşekkür ederim efendim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım güzel bir RP sunabilmişizdir. Güzel bir video olmuştur. Keyif alarak izlemiştirsiniz umarım. Çünkü biz cidden Murat'la, yani ben eğlendim, ciddi söyleyeyim mi? Cidden eğlendim. Hoşça kalın, bay bay. Hoşça kalın. Bu arada neden bu kadar hızlı söylediğimi söyleyeyim mi? Reklam geldi.